Günaydınlar, merhabalar. Ege Üniversitesi Televizyonu'na ve Çocuğa Dair Her Şey programına hoş geldiniz. Programın yapımcısı ve sunucusu ben Doktor Sema Aydoğdu. Çocuğa dair yeni bir konuyla karşınızdayım. Bugün ele almak istediğimiz başlık çocuklarda eklem ağrıları. Stüdyo konuğumuz çocuk kardiyoloji uzmanı Sayın Profesör Doktor Ruhi Özyürek. Ruhi, stüdyomuza hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim davetiniz için ve bu güzel konu için de ayrıca teşekkür ediyorum. Sözlerime başlamadan bütün Türk çocukları, ülke çocukları ve dünya çocukları için sağlık, huzur ve barış dileklerimi söylemek isterim. Herhalde 82 milyonun dileği benim de dileğim. Evet. Seninle beraber. Evet. Evet, konumuza gelirsek. Çocuklar, zaten onlara dair hep güzel, iyi, olumlu süreçler çıksın diye bu programı yapıyoruz. Eklemleriyle ilgili olan sorunları ele alırsak, çocuklarda eklem sorunları yakınmaların içerisinde nasıl bir yerdedir? Örneğin ben gastroenteroloğum, en çok karınları ağrır. İşte bir ateşlenirler. Bu iki şikayetli biz hep acilde, poliklinikte sürekli çocuklarla, bebeklerle uğraşırız bu yakınmayla gelenlerle. Peki eklem ağrılarının yeri nedir bu yakınmalar arasında? Kaçıncı sıradadır örneğin? Evet. Yani herhalde 3-4. Sıraya yerleştirebiliriz. Ama eklem ağrısından ziyade tabii bacak ağrıları diyebiliriz. Çünkü özellikle büyüme çağındaki çocuklarda çok sıklıkta hemen yarısında 3-12 yaş grubu arasında yarısında büyüme ağrısı dediğimiz ağrılar oluyor. Tabii bunlar diz ekleminin üst adale gruplarıyla alt adale gruplarıyla ilgili oluyor genellikle. Ama bunlar eklem ağrısı olarak algılanabilir ve karışabiliyor yani. Karışabilir. Yani onun için bu konuda şikayetler çok oluyor. Aileler bu konudan rahatsız oluyorlar. İyi ki de oluyorlar tabii. Yani ağrı aslında iyi bir şeydir. Ben öyle düşünüyorum. Yani ağrı vücudumuzun alarm mekanizmasıdır. Düşünün hiç ağrı olmadığını. Mesela o zaman hiçbir şikayetinize farkında varamazdınız. Bir sürü hastalık ortaya çıkardı. Değil mi? Ağrı bir alarmdır. Yani karın ağrısından apansitiniz çıkıyor. Hiç ağrı olmadan apansit olsaydı patlardı. Çok daha kötü sonuçlara yol açardı. Ağrı bir alarmdır. Tabii bu alarmı dikkat etmek lazım. Büyüme ağrısı deyip de her zaman geçmemek gerekiyor. Büyüme ağrıları evet benim yani iyi huylu şeyler. Ama ayırt etmek lazım ciddi sorunlardan. Onun için de bazı şeylere dikkat etmek gerekiyor. Yani eklemle ilgili mi değil mi dikkat etmek gerekiyor. Onun ayrılması lazım. Evet. Büyüme ağrısı deyince genellikle bacağın ön yüzünde değil mi görülen ağrılarda ama senin de belirttiğin gibi eklem ağrısı şeklinde de karşımıza gelebilir. Evet. Peki burada bu ağrılarda çocuklarda en çok tutulan eklem diye bir başlık var mı? En çok tutulan eklem diz eklemi. Yani üçte biri diyebiliriz. Üçte biri. Evet, tutulan eklemlerin içinde üçte biri. Sonra ayak bilekleri geliyor. Ondan sonra el bilekleri, dirsekler geliyor. Yani kalça da tutuluyor ama kalça tutuluşlarını teşhis etmek her zaman mümkün olmuyor. İçeride bir şey. Uyaramaz çocukların, çok zıplayan çocukların evet. Ağrıları oluyor değil mi? Ve kalça ağrıları bazen dize yansıyor. Yani onu diz ağrısı olarak algılayabiliriz. Ama tabii muayene ile bunu ortaya çıkarmak olası. Ama kalça en çok gözden kaçan ağrı veya tutulan eklem diyelim. Herkes dizlere yöneliyor. Çünkü görünen şeyler ama kalçayı göremiyoruz. Özellikle biraz devam edeyim isterseniz. Tabii lütfen. Mesela septik artrit diye bir şey var. Yani eklemlerin enfeksiyonla iltihabı. Evet. O zaman tabii eklem şişiyor, kızarıyor. Bunu dizde, ayak bileğinde herhangi bir yerde görebiliyor. Ama kalçadaysa bunu göremiyorsunuz ve bunu teşhiste gecikilirse, doktora gitmekte gecikilirse sakatlık da yapabilir. Kalçadaysa eğer. Gözükmediği için tabii ona çünkü derhal müdahale etmek gerekir. O sepsisi veya iltihabı gidermek gerekir. Tedaviyle bazen cerrahi olarak. Onun için bu konuda
uyanık olmakta fayda var diye düşünüyorum. Bir de kalça dendiği zaman, çocukların atlandığı zaman çok ciddi sekeller bırakan, nekrozla giden, evet, değil mi? Sadece evet, yakınması ağrı, evet, ama hakikaten kalıcı hasar yapan hastalıkları evet da var. Daha, tabii ortopedi, pertes hastalığı var. O gerçekten çocuklar tabii oynamaya çok, çok, yani engelleyemiyorsunuz. Çocuklar çok dirençli canlılar gerçekten öyle. Siz de bu konunun uzmanısınız. 40 derece ateşte zıplayan çocuklar görebilirsiniz. Ben 39 derece ateşte ama ağlıyordum. Ama biz 38 dereceyle tuş oluruz yani. Çok evet, dirençliler. Onun için ağrılarını çok da belirtmek istemezler, oyundan kalmasınlar diye. Ama bu aseptik nekroz dediğimiz kalça başındaki şeyler, spora falan devam ederse çocuk o ağrıya rağmen sakatlık bırakabilir. Onun için dikkatli olmak gerekiyor. Dediğim gibi kalça görünmeyen bir eklem olduğu için daha da önem daha kazanıyor. Önem kazanıyor. Evet, görünmüyor. Evet. Bir de dizle karışabiliyor. Evet, dize vuran ağrılar. Çocuğun olur, her türlü aktivitesinden mesela, de etkileniyor. Evet, mesela dizde de aseptik nekroz olabiliyor. Evet. Oscus Schrader dediğimiz, yani isimler çok önemli değil de. Ama onu görüyorsunuz, dizin önünde bir şişlik oluyor. Bastırınca ağrı oluyor. O zaman önlem alma olanağınız daha erkene geçiyor. Tabii. Görüyor çünkü, aile de görüyor. Bir an önce doktora götüreyim diyor. Ne bileyim, benim tümörleri olabilir. Şeyin, kemiklerin. Yani iyi huylu tümörler olabilir. Onlar da egzostoz falan dediğimiz. Onlar da zaman içinde ağrı yapabilir. Tabii kötü huyluya doğru yavaşça gelelim. Birden gelmeyelim. Çok şükür ki onlar az gözüküyor ama tabii sıkıntılı şeyler. Onu da bu arada belirtmek isterim. Cinsiyet açısından fark var mı? Evet. Cinsiyet açısından var mı? Yani büyüme ağrıları olarak, büyüme ağrıları yok. Ha, pertes ve Oscus Schrader erkeklerde daha çok gözüküyor. 3 veya 4 misli daha fazla. Bilemiyorum yani, nedeni de çok bilmiyorlar ama acaba erkekler daha mı hareketli? Yani overuse dediğimiz, çok kullanımla ilgisi olduğu söyleniyor bunun. Acaba onunla ilgili olabilir mi? Tabii çok net bir bilgi yok ama erkeklerde daha çok görüldüğü kesin. Yaş grubu olarak genelde okul çağı çocukları okul mı? Okul çağı, evet. Değil okul mi? Aslında çağı, bu eklem ağrılarını da biz en çok evet, okul çağı çocuklarında oyun görüyoruz. Oyun ve okul çağı. Yani en sık eklem ağrıları 3-12 yaş arasında gözüküyor. Tabii 3 yaşın altında görülürse eklem ağrıları, ya doğumsal bazı şeylerden şüphelenmek. Mesela düz tabanlık yani yapabilir. Veya aşırı kavisin fazla olması gibi şey. Evet. Yani şey bozuklukları, yapısal bozukluklar olabilir. Ama tabii iltihaplı romatizmalar da olabilir 3 yaşın altında. İşte bizim juvenil idiopatik artrit dediğimiz şeyler olabilir. Onlar tabii biraz daha kronik, yani uzun süreli ağrılar. Ağrının yanı sıra eklemde şişlik, kızarıklık gibi şeyler de olabilir. Ağrı, tabii zaten ağrıdan bahsediyoruz. 5-15 yaş grubunda da şey var. Bizim akut romatizma reteş dediğimiz evet, yaş Türkiye'nin grubu var. Türkiye'nin çok önemli bir şu an hala sorunu değil mi? Önemli bir sorun olmaya devam aslında ediyor. Aslında korunabilir, önlenebilir bir sorun. Aynen ama bir halk sağlığı politikası olarak ele almak lazım. Yani tek tek sivrisinekleri değil de bataklığı kurutmak gerekir. Kalabalık sınıflar, kalabalık evler hep bunun için risk faktörü. Tabii, akut romatizma ateş için. Kökeninde halkımızın beta mikrobu beta, diye bildiği. Evet, evet. Beta hematik streptokoklar sonucu olan eklem tutuluşları. Ama bu akut romatizma ateşe bilmiyorum devam edelim mi isterseniz. Lütfen. Türkiye'nin için çok önemli, altını çizmek çünkü lazım. Eklemleri belirti veriyor. Daha çok büyük eklemleri tutuyor. İşte diz, ayak bileği gibi. Enteresan bir şeyi vardır. Hiçbir şey yapmasanız bile bir haftada düzelir ama diğer ekleme atlar. Mesela sağ dizse sol ayak bileğini atlar. Aile genellikle bunlar işte 5-15 yaş grubu olduğu için ya bisikletten düştü, fazla kullandı falan gibi koşturdu şey derken derler. Gecikebilir. Ondan sonra da kalbi etkiliyor maalesef. %50 civarında kalp kapaklarında da kalıcı hasarlar yaratabilir.
Öyle denir. Akut romatizma, ateş için söylüyorum. Eklemleri yalar ama kalbi ısırır diye bir deyim vardır. Yani böyle eklem şikayetleri olan kişilerde, özellikle bu yaş grubundaysa, 5-15 yaş grubundaysa, kalbe de dikkat etmek lazım. Tabii bütün organlara da dikkat etmek lazım ama özellikle kalbe dikkat etmek daha çok lazım. Kalıcı böbrekleri etkileyebiliyor, böbrekleri değil mi? Cildi etkiliyor. Evet. İleriki yıllarda beyni etkileyebiliyor. Aynen yani öyle. Evet, sidenem koresi dediğimiz bir şey var. Onun için bir beta deyip geçmemek lazım. Bunu iyi teşhis edip iyi tedavi etmek lazım. Son yıllarda herhalde Sağlık Bakanlığı'nın hızlı tanıya yönelik girişimleri var. Çok da yararlı. Evet. Bir de gereksiz antibiyotik kullanımını da engellemiş olacak. Çünkü hekimler bu korkuyla beta mikrobu var, streptokoklar var, romatizma olacak derken çok antibiyotik kullanıyorlar. Kesinlikle. Onları da engellemiş olur. Peki bu kullanılan ilaçların, antibiyotiklerin aşırı dozda kullanılmış olması, uzun süreli, bunların da eklem üzerine olumsuz etkileri olabilir var, mi? Var tabii. Yani alerjik etkiler, otoimmün olaylara ve alerjik reaksiyonlar sonucu sinovya dediğimiz eklem zarında bir iltihaplanmaya, sıvıya birikimine ve eklem şikayetlerine neden olabilir. Yani evet, Sağlık Bakanı'nın bu antibiyotiklere karşı tavrı, yani gereksiz antibiyotik kullanıma karşı tavrını ben de gerçekten takdir ediyorum. Çok ondan sonra ciddi enfeksiyonlarda kullanabileceğimiz antibiyotik kalmıyor gerçekten. Çünkü üst solunum yolu enfeksiyonlarının çok büyük çoğunluğu virüs kökenlidir ve bunlarda şeye gerek yoktur yani. Sizin çok de bildiğiniz ciddi gibi antibiyotiğe gerek yoktur. Evet, evet maalesef. Çok ciddi antibiyotikler kullanılıyor. Tabii viral enfeksiyonlarda da yani grip gibi falan enfeksiyonlarda şimdi koronavirüs şeyi var. Dünyada bir onlar o da zaten grip gibi seyrediyor. Yaygın eklem ağrıları ağrı. Ya biz ağrıya artralji diyoruz. Evet. Ağrının yanı sıra şişlik, kızarıklık, topallama, yürüyememe, değil mi? İşte yürüyememe, hareket kısıtlı da olursa ona artrit diyoruz. Yani hakikaten artık iltihap var. Artraljide birçok hastalıkta, işte mesela gripte de hep çoğumuz yaşamışızdır. Hem kaslarımız çok ağrır, eklemlerimiz, ayağımızı kımıldatamayız, kolumuzu kaldıramayız gibi şeyler olabilir. Yani virüs her tarafı geziyor. Mesela şimdi aklıma, mesela bu seneki koronavirüs değil de grip salgınında domuz gribi bu sene çok. H1N1, evet. Kalp kasını da tutan bazı ciddi vakalar gördük. Miyokardit dediğimiz şey yapan. Grip virüsüne bağlı. Tabii viremi yapıyor yani bütün vücudu dolaşıyor. Onun için ben derslerde miyokardit dersini anlatırken hep derim gribi ciddiye almak lazım. Şu anda da bazı ilaçlar var ama en iyi tedavisi de istirahat ve iyi beslenme. İstirahat etmek lazım. Yani gripli gençler falan bakıyorum. Kalkıp ağır aktiviteler yapıyorlar. Spor müsabakalarına katılıyorlar. Ondan sonra karşımıza kalp kası tutulumuyla gelebiliyorlar. Çok ciddi farkında olmadan. Evet. Tam spora geçecektim. Hı-hı. Sen de sporla ilişkilendirdin. Tabii çocuklarımızın bir sürü aktivitesi olsun, spor yapsın, sağlıklı olsun, geleceğe dair böyle bir alışkanlığı olsun diye küçük yaştan itibaren bir takım spor salonlarına gönderiyoruz çocuklarımızı. Peki bunların eklem ağrılarına katkısı konusunda neler söylersin Ruhi? Valla tabii ciddi spor yaralanmaları oluyor. Yani o konuda da bilincin artması lazım. İyi ısınmadan böyle ağır sporlara kalkışmamak, müsabakalara kalkışmamak gerekiyor. İşte biraz önce söyledim, overuse denen bir şey var. Çok aşırı mesela zıplayanlarda şeylerde bu biraz önce bahsettik aseptik nekroz daha sık oluyor. O bilinen bir şey. Veya eklem şikayeti varsa kişi o eklemi istirahate almak lazım. Yani yok üzerine gideyim ben buna devam sınırlarını edeyim. Sınırlarını genişleteyim zorlayayım deyince. Yani bunları ama çocuklara
çok bırakamayız. Dediğim gibi çocuklar oyun oynama konusunda çok istekliler. Sınırsızlar. Sınır tanımazlar yani. Hani topallaya topallaya kolu alçılı futbol oynamaya çalışan çocuklar görmüşsünüzdür. Onun için bunu ebeveynler ve spor hocaları özellikle dikkat etmesi gerekiyor. Çocukların hele şikayeti varsa çok dikkate almak gerekiyor. Yani mesela egzersiz intoleransı deriz biz. Yani çocuk eğer diyor ki aile bu çocuk pek şey yapmıyor, yoruluyor. Ha yorulma, çabuk yoruluyor diyor. Evet, yorulma eğer oyunda oluyorsa bunu çok ciddiye almak lazım. Ama yorulmasa bile bir tarafı aksıyorsa yani gözlemek lazım çocuğu. Bizim meşhur deyimimiz vardır, bilirsin, çocuktan al anamnezi denir. Yani aile, tamam, ailenin gözlemi önemli ama çocuğa da bakmak lazım. Yani bir yandan aileyle konuşurken çocuğun nefes alması nasıl, yürüyüşü nasıl, değil mi? Evet. Daha hani eski hekimler kapıdan girerken teşhis edermiş, bakarmış. Yani gözlem önemli bir şey, inspeksiyon. Yani yürüyüşü nasıl, nefes alması nasıl, topallıyor mu, aksıyor mu, bunlara dikkat etmek gerekiyor. Kolunu, bacağını kısıtlıyor mu, değil mi? Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Bir de yani şikayetleri de ciddiye almak gerekiyor. Benim söylemek istediğim bu. Daha önce çocuk ortopedi grubuyla yaptığımız şeyde hani spor yapıyor, benzeri aktiviteler var ama bir eklemle ilgili şikayetler, hani 48-72 saat oldu halen geçmiyorsa muhakkak bir uzmanın görmesi gerekir demişlerdi. Yani evet. Spor yapıyor çocuğunuz, ancak bu spordan işte kasları gerildi, yok iyi ısınmadı, uh-huh, ondan oluyor gibi düşünüp bunun üzerine yatmanın süresi sadece en fazla 72 saat. Evet. Ondan sonra de, muhakkak hekime gitmesi gerekiyor. Evet. Şimdi benim son yıllarda Türkiye'de özellikle erişkin grubunda çok yaygın kullanılan bitkisel ilaçlarla ciddi sorunum var. Çünkü aileler bunu kutsuyorlar internette, sosyal medya alanlarında. Aklarında çok güzel sözler oluyor, satışlar patlıyor. Ama kendilerine kullandıkları bu ürünleri kalkıyorlar bile çocuklarına, hatta bebeklerine dahi kullanmak istiyorlar. Kendi yeme biçimlerini, kullandıkları bitkisel ilaçları, efendim diyor, o bitkisel diyor. Şimdi bunlarla çok ciddi bir sorunumuz var. Bu konunun eklem ağrıları üzerinden tekrar altının çizilmesini istiyorum. Bu bitkisel ilaçlarla ilgili gözlemlerin nasıl? Vallahi dediğim gibi aslında bütün ilaçların çoğu bitki kökenli. Ama bu ilaçların 4 fazda piyasaya sürülüyor. Yani önce biyokimyasal deneyler, şeyler laboratuvarda üretiliyor. Sonra hayvan deneyleri var. Sonra gönüllüler üzerinde deneyler var. Sonra hastalar üzerinde deneyler var. Ondan sonra piyasaya ve dozlar çıkıyor, ayarlanıyor. Mesela çok çarpıcı bir örnek verebilirim size. Mesela atropin. Atropini bilirsiniz. Bu hayat kurtarıcı bir şeydir. Atropin. Yani, ölmekte olan insana, evet, yaparsınız, kalp hızlanır falan. Ama güzel avrat otu bu, biliyorsunuz. Evet, Atropa belladonna. Bunu yerseniz ölürsünüz. Ben gördüm maalesef, yıllar önce Urfa'da mecbur hizmet yapıyordum. Orada yol kenarlarında vardı bu otlar. Bunu yiyip de 4 tane çocuk gördüm. Gerçekten böyle atropin zehirlenmesi belirtileri gösteren, işte tavuk gibi şey denir, böyle oradan oraya atlayan kızarmış. Ve maalesef ikisini kaybettik biz bunların. İmkanlar şeyiyle de. Yetersin. Yani böyle yenmez bunlar. Bir örnek daha vereyim. Digoxin. Bizim kalp yetmezliğinde kullandığımız ana ilaçlardan, evet, bir tanesi. Bunun, bu da Digitalis lanata. Yani bu da ot. Ondan sonra bunu oturur yerseniz yine ölürsünüz. Biz diyoruz ki çocuklara tek tek hesaplıyoruz. Şu damlayı verin, aşmayın diyor. Kilogram başına biz oturuyoruz değil mi? Hesaplıyoruz. Aşarsa çünkü içinde, evet, sıkıntılar var. Mesela Van Gogh yiyormuş otlarını. Bilmiyorum, biliyor musunuz? Bilmiyorum. Van Gogh kalp yetmezliği varmış. O zamanlar tabii dozlar bilinmiyor. Ot yiyormuş. Onların iyi geldiğini fark edip
Ondan sonra giderek tabii görmede de sıkıntılar, renkte sarı görmeler falan yapılıyor. Giderek sararmış onun şeyleri. Tabloları. Buğday tarlalarını çizmeye başladı. Evet, yani böyle ot yenmez. Yani bunların dozu çizikler, var, şeyi var. Evet. Çok sakıncalı dozu ayarlam. Yani bu konularda klinik çalışma yok. Rastgele, güvenlik al, sınırı yok. Yok. Güvenlik yani çok tehlikeli sonuçlara yol açabilir. Bu konuda anneye babaya dikkatli olması lazım. Evet, anneye babaya dokunmayabilir ama çocuğun dozu nedir? Bir de herkesin bir tolerans sınırı çok farklı bir şey. Evet. Onlarca yıl süre ilaç çalışmaları da o güvenlik sınırları, çocuk dozu, büyük dozu, bunlar belirlenebiliyor. Hem bu risk var çocuklar açısından, bir bitkisel bir kimyasal alıyorlar yani sonuçta. Aynen, doğal olabilir ama yani bu da bir kimyasal. Dozu belli değil. Aynen. Çocuğa ne zaman ne yapacağı belli değil. Hatta eklem ağrılarının da altında, değil mi? Bu yatabilir. Bu, tabii yani bir alerjik reaksiyon. Biraz önce ilaçları konuştuk. Evet. Bakın çalışılmış ilaçlar bile kişisel alerji yapabiliyor. Mesela ben kendimi örnek vereyim. Aspirin ne alerjim var? Bunu nasıl benim öğrendim? De aynı şekilde var. Benim de var. İlaç aspirin yıllar önce almıştım. Baktım boğazım şişmeye başladı. Yani ödem olmaya başladı. Şimdi ben aspirin alırsam eklemlerim de şişer. Daha kötü sonuçlara yol açabilir. En basit aspirin bile bunu yapabiliyor. Peki. Kişisel ki o kadar üzerinde çalışılmış bir ilaç. Böyle bilmediğiniz ot yani uzak doğudan gelmiş. Her şey yapabilir. Onun için bu konuda halkımızın duyarlı olması lazım. Ha, klinik çalışmalarla kanıtlanırsa tabii biz bilim şu anda son noktada diye bir şey iddia edemeyiz. Her gün yeni bir şeyler çıkıyor ama çalışma yapılması lazım. Yani çift kör randomize dediğim fazlardan geçerek geçen, bu ilaçlarla dozunun ayarlanması, çalışma yapılması lazım. Yok, başka türlüsü olmaz. Yani günlük hayatımızın içerisinde normalde hiçbir şey yapmıyor canım dediğimiz olaylar. Evet. Birdenbire çocukta çeşitli şikayetleri yol açabiliyor. Bir örnek daha vereyim sizinle ilgili. 6 yaşındaydı. Oğlumun gözleri sararmaya başladı. Ama o arada kutu meyve sularına çok dadanmıştı. Ondan sonra hatta siz belki unutmuş oğlanım şimdi 30 yaşında. size getirdim. Sonra bir karaciğer fonksiyon testlerine baktık. 500'lere falan çıkmış. Hmm. Ondan sonra siz sordunuz işte meyve suyu. Onu kestik, düzeldi. Yani oradaki katkı maddeleri sanırım toksik etki yaptı. Onun için başkasına yapmayabilir. Siz de öneriyorsunuz. Yani hazır gıdalardan da mümkün olduğunca uzak durmak lazım. Onların herhalde içerisindeki kimyasalları artı benim çok önemsediğim hazır gıda teknolojisinde pastacılıkta kullanılan katılaştırılmış laboratuvar ortamında katılaştırılmış yağların her türlü yakınmaya yol açabileceğini, eklem ağrısı, işte reflü şikayeti, kabızlık, döküntü, yani çocukları aslında bunlardan gerçekten uzak tutmak gerekiyor. Yani başlığımız eklem ağrısı ama konuşmamız günlük hayatımız gene. Evet, aynen yani öyle. Bu aynen öyle. Günümüzün yaşam biçimi. Evet, günümüzün yaşam biçimine girmiş oluyor. Buradan konuşmalarınızdan şöyle bir sonuç çıkaralım sevgili izleyicilerimiz için. Yani artraji yerine artrit daha riskli değil mi? Evet, kesinlikle. Yani artrit eklemin artık iltihaplandı. O anda kullanılmasında bir sürü zorlukların olduğu bir durum. Evet. Ama artraji ağrı. Sadece ağrı. Ama baştan tabii ağrı da bir uyarıcı. Mesela şu an aklıma geldi. Gördük de vakaları. Mesela Brusella dediğimiz bir hastalık var. Evet. Bu sütlerin kaynatılmamasıyla İşte ülkemizin belli bölgelerinde salgın var, Batman filan özellikle. Bizim de gördüğümüz vakalar var. Brüsel'e veya halk arasında Malton Mars'ı da denen hastalıkta da eklem ağrıları olur. İlk eklem ağrısıyla gelebilir hastalar. İlla ki çok ciddi romatizmal hastalık olmayıp olması gerekmiyor. Mikrobik hastalık da olabilir. Evet. Yani tabii ağrıyı da dikkate almak lazım. Yani iltihabi bir şey altında yatıyor mu yatmıyor mu diye mutlaka bir sistemik muayene ve laboratuvar testinin yapılması lazım. Laboratuvar testine geçmeden bir de aşılanmalar. Aşılardan sonra da bu tür eklem ağrıları değil mi? Evet. Şikayetler çocuklarda olabilir. Yani aşıyla da bu ilişkilendirilebilir. Geçici olabilir büyük olasılıkta. Ama onlarda da olabilir. Ama şimdi, aşı için
Çok özellikle bir şey söylemek istiyorum. Yani rutin aşı takviminden de kimsenin uzaklanmaması lazım. Aman o çok tehlikeli bir söylem olur. Nasıl şimdi aspirin bende alerji yaptı. Türkiye'de aspirini yasaklayalım. Böyle bir şey yok. Olamaz. Yani aşı da tabii bazı reaksiyonlara neden olabilir. Ama kar zarar hesabına bakacaksınız. Biz çocuk felci gördük. Şimdiki nesil görmüyor. Evet, değil mi? Bilmiyorlar. Mesela, hiçbir şey. Kızamık bilmiyorlar. Kızamık bilmiyorlar. Bilmiyorlar. Çok o çocukların nasıl öldüklerini biz biliyoruz. Bu aşı sayesinde başarıldı. Oldu. Onun için şu aşı karşıtı söylemlerden uzak durmak gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle, kesinlikle. Yani evet. Hem bireysel sağlık hem toplum sağlığı toplum açısından sağlığı aşılanma son derece önemli. Şimdi eklemlerle ilgili şikayetlerde bir de toplumda çok fazla üzerinde durulan ASO yüksekliği, ASO evet. yüksekliği. Bir evet. laboratuvar testi var. İşte sedimentasyonu yüksek, ASO'su yüksek dediğiniz zaman o hasta akut romatizmal ateş veya eklem romatizması sayılır. Bu konuda ne diyeceksin? Evet, bu konu evet ya abartılan bir konu. Şimdi ASO denen şey antistreptolizin o. Yani Türkçesi bu çocuk 6 ay içinde beta mikrobuyla karşılaşmış. Ama oranlar şunu gösteriyor bize. 100 kişi karşılaşıyor beta mikrobuyla ki bunların hepsinde ASO yükselmek durumunda. 3 kişi romatizma oluyor. 3 kişi yani %3. Onlar neden oluyor? Tabii genetik yatkınlık olabilir. Çok iyi tedavi edilmemiş olabilir. Yani onun için ASO yüksekliği eşittir romatizma kavramından uzak durmak lazım. Hemen bunu lazım. Ona bağlamamak lazım. Ama hastanın en azından geçirmiş veya geçiriyor olabilir. Ama genellikle geçirdikten sonra yükselir. Ama bir işte hızlı antijen testleriyle veya boğaz kültürüyle o anda bir beta mikrobu olup olmadığının ortaya çıkarılması varsa da tedavi edilmesi dışında yapılacak bir şey yok. Yani ASO eşittir romatizma diye bir şey yok. Evet. Evet. Şimdi bu kadar biz konuştuk. Çok kısa bir dakikalık videomuz var. Sokak röportajı yaptık bu çocuklardaki eklem ağrıları ile ilgili. Bakalım insanlarımız neler düşünüyorlar. Videoyu alabilir miyiz arkadaşlar? Çocuklarda eklem ağrısı olur mu? Olur. Olur. Nedeni ne olabilir? Bilmiyorum. Bu konuda bilgim yok. Olur tabii ki. Nedeni ne olabilir? Değişik çeşitli hastalıklar. Yaralanmalar, düşmelerden olabilir. Olur. Nedeni ne olabilir? Irsi olabilir. Yani ondan sonra romatizmal rahatsızlıklardan dolayı olur. Yani beslenme bozukluğuna bağlı olarak olabilir tabii ki. Yani yeterince kalsiyum almazsa, süt, peynir tüketmezse gelişim eksikliği nedeniyle olabilir tabii ki. Olur. Nedeni ne olabilir? Bakımsızda olan çocuklar her zaman eklem ağrısı olabilir. İyi beslenme şart Türkiye'miz genelinde. Anne sütüyle beslenen çocukta eklem ağrısı olmayabilir. Ama iyi beslememişse mutlaka olur. Çocuklarda eklem ağrısı olur. Nedeni ne olabilir? Eklem ağrısının nedeni romatizmal de olabilir ya da kullandıkları ilaçlara bağlı belki alakalı olabilir. Tam bir ilgi sahibi değilim ama. Evet olur efendim. Nedeni ne olabilir? Anne babaya bağlıdır bence, genetiktir bu. Düşüncem o. Olur olur kızım, ne olmasın ki. Nedeni ne olabilir? Nedeni işte tam onu doktorlar bilir, biz bilmiyoruz da. Evet. Eklem ağrısı anne sütüne kadar gitti aslında. Vallahi, güzel bir şeydi. Evet, halkımız evet. Yani halk, biz de halktanız yani sonuçta. Ama neyse, bu konuda çalışan insanlarız. Evet. Ama bir şeyler çağrışıyor herkeste. Yani yok kardeşim öyle bir şey olmaz diyen yok işlerinde. Çünkü niye eklem ağrıyacak canım falan evet, diyebilirler de. Evet, beslenmeyle ilişkisini söylüyorlar. Evet. Bu konuda tabii bir şey de söyleyeyim. Yani beslenme giderek biz mesela beslenme mansiyon rastlardık. Yetersiz beslenme, zayıf, cılız çocuklar değil mi? Şimdi obezite rastlıyoruz. Ha, obezite düşünün yani. Aslında diz ve ayak bileği vücudun amortisörleri gibi. Evet. Ona fazla yük küçük yaştan itibaren aşınma evet. olmaması mümkün değil. Onun için obeziteden de kaçınmak. Tabii biz spor karşı değiliz. Ben de eskiden sporcuydum. Spor, aynı şekilde. Evet. Spor yapılmalı ama kontrollü yapılmalı. Mutlaka antrenörlerin sporcu sağlığı lazım. Konusuna dikkat etmesi lazım. Öyle vakalar biliyorum. İşte
jimnastikte altın madalya aldıktan sonra gripli yarışmalara katılıp ertesi gün bizim yoğun bakıma miyokarditte yatırdığımız vakalar biliyorum. Kaybettiğimiz çocuklarımız da olabiliyor. Onun için spor sağlık için yapılmalı ve sağlıklı kişiler yapmalı. Evet. Sağlığı bozuyorsa o spor zararlıdır. Yapılmamalı. Evet. Spor her zaman her koşulda yararlıdır diye bir şey yok. Evet. Sporun da zararları olabilir. Ama obezitenin altını tekrar çizdiği için çok teşekkür ediyorum. Çünkü herkes işte karaciğeri yağlandı, göbeği yağlandı, tansiyonu yükseldi, şekeri bozuldu filan. O organlara dikkat çekiyorlar. Ama yük taşıyor çocuk. O yükü de ayak bilekleri ve dizler taşıyor. Aynen. Ve küçük yaştan ve eklemleri değil mi? Bozuluyor yani. Hırpalanmaya başlıyor diyelim. Peki son olarak ne söylemek istersin? Programımızın sonuna geldik. Ruhi, evet. Teşekkür ediyorum. Bu konu evet çok tabii geniş bir konu. Ortopedistleri, çocuk hekimlerini, romatologları ilgilendiren çok derya spor bir konu. Hekimlerini, spor hekimlerini hepsini bir araya getiren değil mi? Evet. Onun için özellikle artrit olduğu zaman çok dikkat edelim. Eklemde kızarıklık olduğunda. Hareket kısıtlılığı olduğu zaman dikkate alalım. Travma mı var, romatizmal hastalıklar mı var, enfeksiyon orada mu var? Bunlara dikkat. Yani. Mutlaka bir hekimin görmesi gerekir. Artrajiyi de eğer 48-72 saati geçiyorsa dikkate almak lazım. Tabii diğer organlara da dikkat etmek lazım. Yani sadece dize bakıp durmamak lazım. İşte kalpte bir etkilenme var mı? Evet. Karaciğerde, böbrekte bir etkilenme var mı? Yani tabii organizmayı bir sistem bütün olarak ele almak, yani. Bütün olarak beyinde bir etkilenme var mı? Bunlara bakmak da gerekiyor. Yani 48-72 saati geçen ve gün boyunca devam eden ağrılarda da mutlaka bir uzmana danışmak lazım. Peki, ağzına sağlık diyorum. Evet sevgili izleyiciler, bugünkü başlığımız eklem ağrılarıydı ve Ruhi hocamızdan öğrendik. Çocukların en çok dizlerinde problem oluyor ama kalçalarında, kalça eklemleriyle ilgili sorunlara dikkat etmek lazım. Çünkü gizli kalıyorlar ve bu gizli kalan hastalıklarda çok ciddi ileriye yönelik sekel bırakabilir. Bu arada aşırı kullanıma, aşırı spora ve aşırı kiloya da hakikaten dikkat edip bunlara engel olmamız gerekiyor diyorum ve esenlikler diliyorum.